Gökçek ile Sağlıklı Yaşama hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum sevgili İbrahim Gökçek ile beraber olacağız. Sağlıklı beslenmenin faydalarından bahsedecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlıklı beslenme. Evet, eskiden beri 30-40 yıldır insanlar, birçok uzman 3 tehlikeli beyazdan bahseder. Biz artı 3 seyahattan ekledik buna. Bir de kimyasal ilaçlar etti 7. Yani beslenmemizi, insanların yanlış beslenmesi ve gıdalar yavaş yavaş ne yapıyor? Çeşit çeşit hastalıkları tetikliyor. 50 yıl öncesine göre, 50 yıl önce daha az hastane vardı, daha az doktor, daha az hemşire, daha az ilaç vardı. Günümüzde hastane çoğaldı, doktor çoğaldı, ilaç çoğaldı ama hastaların sayısında da çoğalma oldu. Ters bir orantı. Hastalıklar ve hastalar azalacağına ne oldu? Hastalar çoğalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 180 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Kötürüm olanlar hariç. İngiltere'de 35 bin kişi ölüyor. Yani çeşit çeşit hastalıklarla yaşayanlar hariç. Almanya'da 30 bin kişi ölüyor kimyasal ilaç kullanmaktan. Türkiye'de takriben, çünkü istatistik veri yok. Almanca, İngilizce veri var. Sorduğumuz Türkiye'de, zaman nasılsınız diye, hastayım, yorgunum, gribim şeklinde cevap veriyorlar. Evet, hasta, hep hastayız. 45-50 yıl önce köyde biri hastalanmıştı. Herkes ondan bahsediyordu. Dursun Bey hastalanmış, niye hastalanmış, niçin hastalanmış? Köyde bir kişi hasta, hep ondan bahsediyor. Başka konuşacak bir şey yok. Şimdi köye gidiyorum, sağlıklı insan yok. Ne değişti? Doğaya atılan DDT veya diğer kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Börtü böcek öldürüyor, yok ediyor. Bu tabiata atılan, doğaya atılan kimyasal ilaçlar yağmurla ırmağa iniyor. Mesela bizim köyde ırmakta yatsı namazdan sonra köylü mesela balık tutmak için ırmağa dahi girmeden elini taşların arasına, ırmak kenarında sokarak oradan kovalar dolusu balık çıkarabilirdi. Şimdi İlaç için bir tane hamsi kadar balık bulamazsın. Yok. Kurumuş. Neden? Kimyasal ilaçlar, bu gübre, kimyasal gübreler DDT yasak olmasına rağmen kullanılıyor. Ve benzeri kimyasal ilaçlar doğayı yok etti, mahvetti. Ve artı biz de bunu yanlış beslenmeyle daha da hızlandırıyoruz. Şu beyaz undan yapılan ekmek bir, direkt şekere dönüşüyor. Neden? Beyaz undan yapılan ekmekte vitamin yok, mineral yok, enzim yok, lifli madde yok. Beyaz undan yapılan ekmeği yediği zaman kişi bu bağırsaklara zif gibi yapışır. Ve mantarlar bunu toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, bütan gibi gaza dönüştürür. Toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsağında mantar olan kişi asla beyaz undan yapılan ekmek, mantı, makarna, börek, çörek yememeli. Yerse alerjik hastalıklar cilt hastalıklarını azdırır. Zaten sağlıklı olarak da kepekli ekmek öneriyorlar. Peygamber Efendimiz Mekke, Medine'de gezerken bakıyor ki bir bayan un eliyor. Diyor ki hayır, ele alıyor, çok sinirleniyor. Un asla elenmez, bunu unutmayın diyor, alıyor ve atıyor. Bir daha görmeyeceğim diyor. Çok kızıyor. İlk defa çok sinirli. Ve ekmeğin, yani kepekli ekmekte ne var? Buğdayın kabuğundadır bütün vitamin, mineral, enzim. Alman Ernährungsgesellschaft var. Almanya'da beslenme enstitüsü. Bunların yapmış olduğu araştırmada beyaz unda yapılan ekmekte E vitamini hiç yok. E vitamini hormonların ham maddesidir. Yani beyaz unla beslenen bir erkek yavaş yavaş cinsel fonksiyonlarını kaybeder. Bağışıklık sistemi çöker çünkü B6 vitamini yok. B3 vitamini yok. B2 vitamini yok. Mineral yok. Demir yok. Çinko yok vesaire vesaire. O nedenle kepekli ekmek yemek gerekir.